Dev tahminci Enscoin ve bu iki kriptoyu sattı. Yerine bunları aldı diyor. Arthur Ashe'i izliyor bu haber. Biz de bunun üstüne konuşacağız. Arthur Ashe enteresan bir isimdir. Tuhaf bir isimdir. Aslında piyasaya dair önemli açıklamaları da bulunuyor kendisinin. Mantıklı söylemleri bulunuyor. Ve Bitcoin ve Ether'le alakalı en meşhur BTC'nin 2026 yılına kadar 750 bin dolarla 1 milyon dolar aralığına kadar fiyatlarının yükseleceğine ilişkin açıklama da bulunmuştur kendisi. Aynı zaman dilimi içerisinde Ether'in de ET coin'in de fiyatlarının 31 bin doları geçeceğini savunmuş. Sol için yine 1000 dolar. Avax için 300, XRP için 10 doların üzerinde fiyat tahminleri bulunan bir isimdir. Filcoin için fiyatının 90-120 kat aralığında artabileceği, aynı şekilde şu anda yapay zeka ve yapay zeka ilişkili kriptolara yatırım yapılması gerektiğini savunan da bir isim olarak karşımıza çıkıyor kendisi. Tabii aynı zamanda ciddi bir hayalperestliği var. O yüzden açıkçası ben Arthur Ashe'i çok fazla takip edilmesini bu saatten sonra çok önermiyorum. Çünkü garip şeyler söylüyor. Genelde gerçekten ekonomi bilgisi çok iyi. Piyasa takip ve analizi gerçekten iyi. Ama bunun yanı sıra tuhaf hareketleri de var yani. Onu söylemeye çalışıyorum. En son söyledikleri mesela aşırı derecede saçmaydı. ETF'ler geldiği takdirde işte yok şöyle sıkıntı olur, piyasada bilmem ne olur, şu gider, bu olur, işte bilmem ne. Yani bunlar mantıklı söylemler değildi. Madenciler diyor şey yapacak. Ne o? Madenciler diyor makine kapatacak diyor. Çünkü piyasada likidite olmayacak ya. Yani mantıklı bir şey değil yani. Ben onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden böyle gibi garip söylemlere de yatırımcının inanmaması gerekiyor ve bu tarz saçma söylemlere düşmemesi gerekiyor. O yüzden kendisinin bunun gibi çok önemli ve mantıklı söylemleri olsa da bunun dışında son bahsettiğimiz gibi saçma diyebileceğimiz ve komplo teorisyenliğine kaçan enteresan söylemleri de kendisinin bulunmaktadır. Durum bu şekilde. Şöyle bir bakalım. 30 Aralık'ta Bitmex'in kurucusu, bu arada şunu da tekrar dile getirmek istiyorum. Yakın zaman içerisinde Arthur Ashe sol yerine Ether alımlarını artırmak gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bence de yatırımcısı için mantıklı olan bu. Çünkü solun fiyatları belli ölçüde ciddi şekilde şişti. Bunun yanı sıra tutup da sol coin ya da bu sadece sol coin için de geçerli olan bir şey değil. Sadece sol için. Genel olarak yatırımcılar portföylerindeki varlıkları yönetirken her zaman ne yapması lazım? Şiş olan yerine şiş olmayan adil değerinin daha aşağısında bulunan kripto paraları alım yapması gerekiyor ki bundan düzgün bir şekilde kazanç elde edebilsin yani. Durum budur aslında. Şöyle bir bakalım. Kripto para birim portföyündeki önemli değişiklikler on-chain analiz diyor. Monitoring tarafından ortaya çıkarıldı. En son verilere göre ise Wintermute aracılığıyla Enscoin, FXS ve Lux'un kayda değer bir zararla satışını içeren stratejik hamleler gerçekleştirirken aynı zamanda Ether, GMX ve Pendle'ı satın aldı. Birincisi hiçbir zaman zarardan bir kripto paradan çıkış yapmayınız. Zarar edeceğinizi düşündüğünüz bir parayı satın almayınız. Nereden bilebilirim diyeceksin. Yani tabii ki açık bir şekilde şey yapamazsın ama yapman gereken şey ortalama ne gibi bir hareket kabiliyeti, piyasanın nasıl bir dönemden geçtiğini
Buna karşılık sizin de alım yapacağınız altcoin'in piyasadaki mevcut sürece karşı nasıl tepki verebileceğini ortalama anlayarak yatırım yapmanız lazım. Ve asla zarardan bir çıkış gerçekleştirmemeniz lazımdır. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Burada bahsettikleri arasında mesela Ethereum Layer Service benim beğendiğim bir proje ve şu anda regülatörlerin en çok radarında olan konular yani domainler vesaire derken bu alandaki iyi çalışmaları yapan piyasadaki projelerden bir tanesi, en önemli projelerden bir tanesidir. O yüzden ben de Ethereum Name Service'ı severim. Adamların yıllar önce çalışmaya başladığı bu vizyona ilişkin bugün görüyoruz ki bütün dünya devleri, dünyadaki büyükler şu anda tam da bunun üstüne çalışıyor. Ethereum Name Service iyidir. FXS yani Liquid Staking türevlerinden bir tanesi. FXS de fena olmamakla birlikte üzerinde daha iyi varlıklar var. Mesela Lido bunların tabii başında gelmektedir. Bunu da tekrar altını çizmek istiyorum. Lido yani Lido'da Liquid Staking türevlerinin Bitcoin'idir şeklinde bir söylem ve hitapta bulunabiliriz. Devamında Ether, GMX ve Pendle. Yani Ether tabii iyi. Hem alım için bence uygun bir zamanda, güzel bir zamanda. Bunun yanı sıra genel olarak iyi zaten yani Ether. Ethereum çok büyük bir proje ve sağlam bir proje. Yatırımcıyı korur. GMX ve Pendle özellikle GMX gibi borsa coinlerini de almanın hiçbir mantığı yok. Şu anda borsa coinlerinden uzak durmak gerekiyor. Nedenini soruyorsanız önceki attığım video belki yardımcı olabilir. 30 Aralık'ta Wintermute aracılığıyla yaptıklarını gösteriyor diyor. Tamam. Hase bu 3 coin'i satın aldı. 437 Ether alımı yapmış kendisi. Ya bla bla bla, burada da çok önemli bir şey yok herhalde. Evet, son zamanlarda piyasa içerisinde faaliyet yüksektir. Bu tabii yeni yılında yaklaşıyor olması ve ETF kararlarının da gitgide daha da yaklaşmış olmasından geçmektedir. Yatırımcılar da bence son hareketlerini yapabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.